بالله فاعلم انه لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله <تمسيح> لا اله الا الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى شرف النبي وآله وأصحابه ومشايخنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. <applause> ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا كثيرا بصلي وسلم وبارك على جميع الانبياء والمرسلين ولكل اجمعين والحمد لله رب العالمين على اعظم العالمين سيدنا محمد صلوات على اكمل العالمين سيدنا محمد صلوات على اشرف العالمين سيدنا محمد صلوات اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما عم يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه Ağzı belli Allah'tan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbi alaamin. Salat ve selamü ala Rasulüna Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Hayırlı sabahlar, hayırlı günler. Çok kıymetli kardeşlerim. Allah hepinizden razı olsun. Devam ediyoruz sizler de devam ediyorsunuz elhamdülillah. Eee sohbetlerine Rabbimize hamdolsun yine bu saatte kaldırdı. Namazlarımızı cemaatle kıldık elhamdülillah. Allahü Teala bu yolda sabır, sebat, devam, istikamet cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Evet, Sosyal medya medresemiz, e, sosyal medya Kur'an kursumuz diyoruz. Burası bizim medresemiz oldu, kursumuz oldu. Ders programını bugün söylüyorum. Dersimiz bugün işrak sohbeti bu dersle başlıyor. İnşallah saat on buçukta e, bizim hem talim dersimiz olacak... Sübhaneke ile beraber bugün Ettehiyyatü'yü de yapacağız ve ezber dersimiz, ayet ezberi verdik. Şimdi o ayetin mealini ve açıklamasını, o ayeti kerimeyi zaten hepiniz ezberliyorsunuz inşallah. Saat 10.30'a kadar ezber işi bitsin. Ondan sonra mealini okuyacağız ve bu ayette nasıl sohbet yapılırı bugün konuşacağız inşallah. Hangi misaller verilir diye. Ondan sonra da birkaç gün bu ayetin anlatımını hepimiz yapacağız. Allah razı olsun dünden beri yaklaşık 30 kişi ezberledim ve namazlarımda hep okudum. Hocam Allah razı olsun diye mesaj atıldı. Ben istemiştim sizden mesaj atın diye 30 kişi kadar mesaj geldi ee, ve inanıyorum daha çok kişi ezberledi mesaj atmamış olanlar ya da henüz ezberlememiş olanlar durumlarından dolayı olduğuna inanıyorum. Ben bugün o mesaj atanların isimlerini okuyacağım saat 10:30'da kim ezberlemiş isimlerini okuyacağım ee, çünkü 30 kişi az sayı onu ee, okumayı düşünüyorum inşallah ee, dolayısıyla ezber yapanlar ve namazlarında okuyanlar en azından kuşluk namazında okuyacak olanlar okuyanlar ben ezberledim ve namazda okudum diye mesaj atarlarsa onların da isimlerini 10.30'da canlı yayında okuyacağım bu kardeşlerimiz ee, derslerini yapmışlar ezberlemişler ve namazda da okumuşlar diyeceğim inşallah yani 30-50 kişiye kadar hep söylerim de 50'den sonra biraz zor olur. Ee, ona göre belki aradan birkaç isim söyleyebiliriz kardeşlerim. Ve bugün bir dersimiz daha var canlı yayında. O da saat 9.30'da akşam ee, akşam akşam İl ilmihal dersimiz var. Ee, ağırlıklı olarak o ilmihal dersi hem kitaptan ilmihal kitabından okuyoruz ama ağırlıklı olarak sizin sorularınız geliyor. Canlı yayında o soruları cevaplamaya çalışıyoruz kardeşlerim. Her üç derse de katılalım inşallah. Dediğimiz gibi şimdi ders başladı. Ders zili çaldı. Ee, i̇lk sabah dersimizi yapıyoruz, işrak dersimizi. Şimdi kardeşlerim bugünkü e, konumuz yine B harfine geçtik ya A harfini bitirdik. B harfin harfinde beden sağlığı diye bir konu var. E, güncel bir konu aynı zamanda. Ne yapmamız lazım? Onunla ilgili konuşacağız inşallah. Ders ayetimiz kardeşlerim. Uykunuz falan geliyorsa bir kelime-i şehadetle başlayalım o zaman. Hep beraber hepimiz bulunduğumuz yerde kelime-i şehadet getirelim ve şöyle bir yerimizden kıpırdayalım uykumuz kaçsın. Buyurun bir kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Allah Allah ne büyük bir cümleyi Allah bize söyletiyor. Bu kelime-i terazinin bir kefesinde dünya içindekileri bütün servet terazinin bir kefesinde bu daha ağır basıyor. Elhamdülillah Allah bunu bize söyletiyor. Elhamdülillah Rabbim son nefesimize de böyle kolay bir şekilde söylemeyi bize nasip eylesin. Evet. Ayeti kerimemiz Müminun suresi 62 kardeşlerim. Bismillah. Ve la nukellifu nefsen illa vus'aha ve ledeyna kitabun yantiku bil hakki ve hum la yuzlamun. Sadakallahul azim. Rabbimiz buyuruyor ki bu okumuş olduğum ayeti kerimede biz hiç kimseyi gücünün yettiğinden fazlasıyla yükümlü kılmayız. Amener Resulü'de de var bu mana değil mi? La yükellifullahu nefsen illa vuz'aha. Yani kulumuza yük şeyinin gücünün üstünde bir yük yüklemeyiz. Buradan ne anlaşılıyor? Allahu Teala'nın emretmiş olduğu ibadetlerden tutun, namazdan, oruçtan, hacdan, tesettürden hiçbiri bizim yapamayacağımız zorlukta bir ibadet değildir. Bu anlaşılıyor kardeşlerim. وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْتِكُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ Katımızda hakkı söyleyen bir kitap vardır. İşte Kur'an-ı Kerim'den bahsediyor. Tepeden tırnağa hak, tepeden tırnağa gerçek, tepeden tırnağa Allah kelamı olan bir kitaptır. Onlara haksızlık edilmez diyor Allahü Teala. Yani ne demek? Yani gücünün üstünde yük Allah kullarına yüklemez. Bu suretle Allah onlara haksızlık etmez. Hiçbir ibadet, hiçbir emir e, yapamayacağı bir iş değildir diyor Cenab-ı Allah. E, Hadis-i şerife geçiyoruz konumuzla ilgili. An Ebi Berzetel Eslemi kal, kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. La tezulu kadema abdin yevmel kıyame hatta yusela an umrihi fima efnahu ve an ilmihi ma fa'ala bih ve an malihi min eynek tesebehu ve fima enfakahu ve an cismihi fima eblahu sadaka Resulullah. Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor kıymetli kardeşlerim. Kıyamet gününde la tezulu kademe abdin yevmel kıyame kulun ayağı, yer, ayağı, ayağı yerinden kıpırdamayacak diyor. Hatta şu sorular sorulacak ve cevabı alınacak. Yani bu sorular sorulup cevabı alınmadan hiçbir kul mahşerde yerinden kıpırdamayacak diyor. Ne acayip değil mi kardeşlerim? Neymiş o sorular? Hangi sorular sorulacak ahirette bize? Hatta ta ki yani yerinden kıpırdaması için şu sorulara cevap vermesi lazım. Hatta yüz ele kula sorulacak an umri umrihi efnahu ömrünü nerede tükettiğinden sorulacak ve bunun cevabı alınacak. Biz sana 50 sene, 60 sene ömür verdik. Bu ömrü nerede tüketti? Mevla Teala hep ibadet yap demiyor ki. Ev işinde var, çalışmanda var, dünya işinde var yani meşru yerlerde Allah'ın istediği yerde mi tükettin hayatını 60, 70, 80 seneni ya da Mevlamızın istemediği kumardır, içkidir, zinadır, efendim hırsızlıktır, arsızlıktır buralarda mı o hayatını tükettin bir bunun hesabı sorulacak diyor. Rabbum hesabımızı bu konudaki hesabımızı kolay eylesin. Ve an'ilmihi muaffale bi. Ha. Allah sana ilim verdi. Sana Allah katından hikmet verdi. Her kuluna vermediği nimeti verdi. Bak sen fıkıh bildin, hadis bildin, tefsir bildin. İlim verdi Allahu Teala. Sen bu ilminle ne yaptın? Yani ilmini nerede e, e, harcadın? Malını nereden kazandın, nerede harcadın? Ve ilmini e, ne ile, ilmi ile ne yaptı? Allah seni alim etti ya, bak hocalar şimdi. Bu ilimle sen ne yaptın? Sen bu ilmi, il, ilimle Allah'ın kullarına faydalı mı oldun? Allah'ın kullarını Allah'ın yoluna davet mi ettin? Allah için çalıştın mı Allah için okuttun mu ya da Allah sana ilim verdi bu ilimle o ne hocadır o ne vaaz etti, o falan hani desinler diye mi yaptın bunu da Allah soracak İlmini ilim ile ne yaptın İlmini nerede ne şekilde kullandın Vân malihi min eynek tesebhu ve fi ma enfakhu üçüncü soruya geldik. Allah 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 Allah. Mevla buyuracak ki malın var ya malın kazandığın paran altının var ya o malını o evin o araban o arsan onu Allah verdi Celle Celalu nasıl kazandın onu Allah Allah malını nasıl kazandın? Yani haram yoldan mı kazandın? Helal yoldan mı kazandın? Bu da sorulacak. Ve fima enfakahu kazanmak sadece sorulmuyor. Bir de kazanmış olduğun malı nereye harcadın? Helale mi harcadın? Harama mı harcadın? Yani bir helalden kazanma durumumuz var. Bu olması lazım. Bir de Evet, güzel para kazanıyorsun. Gidiyorsun kadın kızda milyarları yiyorsun. Bak ne haberler geliyor bana. Hocam diyor, iyi eşim para kazanıyor ama hep kadınlara yediriyor diyor mesela. Hep kadınlara yediriyor. Bunun hesabını Allah soracak. Harama yediriyorsun. Yanlış yolda harcıyorsun. Ya da arkadaşlarıyla gidiyor, eğlence yapıyorlar diyor. Haram işliyorlar, içki içiyorlar, orada harcıyor diyor bize diyor harcamıyor diyor. Halbuki imkanımız çok güzel. İşte bak Mevla hem nereden kazandığımızı soracak hem de nereye harcadığımızı Allahü Teala soracak. Evet. Ve cismihi fima eblahu efendim kaç tane soru olmuş oldu kardeşlerim? E, dört tane olmuş oldu. Bununla dört oldu bir ömrünü nerede e, tükettin? İki ilminle ne yaptın? İlmini Allah yolunda kullandın mı? Üç malını nereden e, kazandın? E, nerede harcadın? Dört ve cismihi fima eblahu bir de e, bedenini e, nerede yıprattın diyelim? E, bununla ilgili sorusu olacak. Yani bedenini ne uğurda yıprattığın. Yani şu bedeni yaşlandırıyorsun ya hangi uğurda yıprattığın sorulmadan yerinden kişi kıpırdamayacak buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi asr-ı saadetten bölümüne geliyoruz kardeşlerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem konumuz neydi? Beden sağlığıydı. Ona bu hadis-i şerif misal olarak verildi ama hadis-i şerifte başka konularda zikredilmiş oldu. Peygamber Efendimiz bedenin Allah tarafından insana verilen bir emanet olduğunu ve aşırı derecede yüklenerek zarar görmesinin doğru olmadığını ashabına sık sık hatırlatmıştır. Yani beden şu et kemik var ya kardeşlerim, insanın binmiş olduğu atıdır. Nasıl hocam bedenimiz at mı hocam? Evet, attır bedenimiz attır. Neyi bindiriyoruz? Ruhumuzu bindiriyoruz. Ata iyi bakmak lazım. Ata iyi bakmazsak yani şu bedeni uykusunu vermezsek gıdasını vermezsek beden düşer. Beden düştüğü zaman da ruh binemez ona. Binse bile ruh rahat edemez. Ruh rahat edemedi mi ibadet taat kulluğunu da sen düzgün yapamazsın. İki kere iki dörttür. Yani dolayısıyla bedenimize çok dikkat edeceğiz. Bu konuda Mucibe el Bahiliye adındaki bir hanım sahabenin ile ilgili olarak aktardığı bir rivayet kayda değerdir. Bu adam bir ihtiyacı münasebetiyle bir gün Peygamber Efendimiz'e uğrar. Allah Resulü ilk başta onu ona kim olduğunu sorar. Adam der ki, beni tanımadınız mı ey Allah'ın elçisi? Ben bir yıl evvel size gelen Bahile kabilesine mensup falan kişiyim deyince, yani peygamber efendimizin tanımasını ümit ederek Ya Resulallah ben geçen sene o kabilenin ferdi olarak gelmiştim. Seninle burada yarım saat konuştum. Hani beni tanımadınız mı diyor yani soruyor. Peygamberimiz onu hatırladı. Bu tanıtmayı yaptıktan sonra hatırladı. Ve geçen yıl geldiğinde diyor efendimiz bakın şimdi rengin, benzin, vücudun daha iyiydi. Ancak bugün görüyorum ki cılız ve bitkin haldesin. Yani geçen geldiğinde sene sen çok böyle hani rengin falan sağlamdı, benzin vücudun daha iyiydi ama şimdi böyle rengin atmış solmuşsun, zayıflamışsın gibi cümleler sarf ediyor. Adamın da bu zaman zarfında bak bu soruya karşı bu karşılığa karşı Efendimiz'e adam ne diyor? Her gününü oruçla geçirdiğini söylemesi üzerine demiş ki bu zat ya Resulallah senden ayrıldığımdan bu zamana kadar her gün oruç tutuyorum. Bak bak bundan dolayı yani böyle rengim atmış, zayıflamışım diye cevap veriyor. Ee, ve Efendimiz e, ona şu cümleyi söylüyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Kendine işkence etmeni sana kim emretti diyor. Adam bir sene oruç tutmuş. Efendimizin karşılığı. Peki bu şekilde yapmanı sana kim söyledi? Yani oruç tutmuşsun ama e, bedenini kaybetmişsin diyor yani. Rengini atmış, zayıflamışsın. Böyle giderse yataklara düşeceksin demek istiyor. Peki bu şekilde hareket etmeni sana kim emretti buyurdu. Ebu Davud'da geçen bir e, e, hadis-i şerif kardeşlerim bu. Yani hocam tutulamaz mı? O ayarı iyi yapmak lazım. Bedenin gıda, beden düştü mü? Beden mesela diyelim hadi kilo veriyorsun, kilo veriyoruz. Evet kilo iyi bir şey değil. Yani herkesin ideal kilosunun ne olması? işte bir 70 ise 70 kilo, bir 80 boyunsa 80 kilo hani deniliyor ya tıpta. Efendim bir 60 ise 60 kilo tamam güzel. Yani 60 kilo olman gerekirken 40 kiloya düşersen ne olur? Ha, beden düşer, beden düşünce de sen rahat kulluk yapamaz. Bir takım hem maddi hastalıklar başına gelir, hem de manevi hastalıklar başına gelir. Şunu da söyleyeyim, o üç harflerin musallat olan kişilerde benim gözlemlediğim bir konu var. Baktığımda gerçekten yemeden, içmeden kesilmiş cılız hale gelmiş ve onlar bu şeyden kurtulamıyor. Gözüme şu gözüküyor, bu gözüküyor. Halüsinasyon gibi şeyler niye? Beden düşmüş. Onun için bedeni çok düşürmemek lazım kardeşlerim. Buna dikkat edelim inşallah. İbadet için dahi olsa beden sağlığını tehlikeye atmanın doğru bir davranış olmadığını Efendimiz belirtmiş. Nebi aleyhissalatü vesselam benzer bir şekilde oruç tutmak isteyen Abdullah bin Amr As'a da demiş ki senin üzerinde bedeninin de hakkı var uyarısında bulunmuş. Yani bunu isteyen ben hep oruç tutacağım, bütün sene oruç tutacağım dediğinde Efendimiz bedeninin de üzerinde hakkı var buyurmuştur. Ha peki tutulmaz mı hocam? Bir gün oruç tutsak, bir gün yesek bakacaksın işte. E, hastalanacak noktada, bedenini kaybedecek noktada hiçbir ibadeti dinimiz uygun görmüyor kardeşlerim. İftar etmeden iki gün peş peşe oruç tutmaya e, visal orucu deniliyor. Yani iftar etmeden iki gün. Bak aklen mantıken düşündüğümüz zaman güzel bir iş yaptık değil mi? Hiç iftar etmiyorum. Oruç tuttum. Akşam iftar edecekken bir daha oruç tutuyorum. İftarsız oruç. iki gün. Dinimiz bunu bu dinimizde bu şekilde oruç yasaklanmış kardeşlerim. Bu oruca visal orucu deniyor men edilmiştir. Peki niye yasaklanmış? İşte altında bu var. Bedene eziyet etmeme ve bedenin hakkını koruma duyarlılığı yatmaktadır buyuruluyor. Evet kardeşlerim. Hissemize düşenler bölümüne gelelim. Allahu Teala kullarına güçlerinin üstünde hiçbir sorumluluk yüklememiştir. Bu tamam. Hani namaz mı ağır geliyor? Hayır. Hayır bak uyuduk, kalktık, sabah namazını kıldık. Tamam. Serbestsin öğlen namazı var, ikindi var, akşam ya da işrak kılacağız. Ney ağır yani? Ağır ne var? Hocam işte hep abdest hep. E şimdi sabah namazının abdesiyle işrak kılabilirim. Kuşluğu kılabilirim. Eğer yatmazsam abdestim kaçmazsa. Bunda da zorluk yok. Hocam su yok. Abdest işte 5 litre, 10 litre suyla o senin hatan. O senin hatan. Ya yani bir maşrapayla 1 litre suyla e hatta yarım litre suyla fevkalade abdest alınabilinir. Sen öyle ayaklarını yıkıyorsun ki 10 litre suyla ayaklarını yıkıyorsun. Niye böyle yapıyorsun sen? Bu senin vesvesen işte. Halbuki yarım litre suyla bütün abdest azalarını yıkayabilirsin. Yani yüzün, elin, kolların, ağzına burnuna su ver, başı meset, ayakları yıka mesela. Evet kardeşlerim. E, haç, zekat hiçbir ibadetimiz zor değil. Yani zor olan bir ibadeti Allah bize yüklememiş. İkinci hissemize düşen beden Allah'ın insana verdiği değerli bir emanettir. Bugün bunu öğrendik. Evet. Özellikle beden sağlığında kardeşlerim sıralamayı insan ruhunun rahatlığı, işlerini rahat yapması konusunda bedenimizin haklarından en önemlisi diyebilirim uykudur kardeşlerim. Ve biz bu konuda çok sıkıntı çekiyoruz. Uykuyu bedenimize yani istediği derecede uykuyu vermemiz lazım. E şimdi sen yatıyorsun saat 1'de 2'de bazen bizde oluyor yani geç geliyoruz. Dün mesela ben geç yattım. 12.30 gibi oldu. Yanlış yapıyoruz yani bazen. 12.30 bir gibi yattım ben mesela. Çengelköy sohbeti vardı. Oradan geldim işte o şeyleri not ettim. 25 kişi falan dedim ya. Tamam inşallah not aldım dedim. Onlara da mesaj yazdım. Hocam ben e, ayetleri ezberledim. Çünkü ben dedim bana mesaj atın. e Şimdi bana kardeşlerim mesaj atmış. Ben bütün namazlarda okudum ezberledim. Karşılık yazdım 30 kişiye. Allah razı olsun kimisine dedim. Elhamdülillah dedim. Ne güzel haber dedim. E, e, Rabbim bunda bu gece ne güzel haber verdiniz. Allah daim etsin dedim. Tamam inşallah not aldım dedim not aldım bunları yazdım ondan dolayı geç kaldık 12 buçuk bir gibi e, şimdi 3.24 e, teheccüd bitiyor mesela teheccüd bitiyor e, 5.24 sabah namazı bitiyor yani teheccüd vakti 3.24 İstanbul için söylüyorum ben tabi her ilin teheccüd bitiş vakti farklı e şimdi sen bir de iki de yatarsan, teheccüde de kalkarsan ya da sabah namazı 4'te dört buçukta kalkarsan, ve peşinden işe gidersen, iki saat, üç saat uykuyla tarlada çalışamazsın. İşte çalışamazsın, şoförlük yapamazsın, makinanın başında yapamazsın. Niye? Uykun gelir. Elini kaptırırsın makinaya. Kaza yaparsın arabada. Direksiyonun başında. Niye? sen vücuda hakkını vermedin ki sen. Bunu demek istiyoruz yani. Nedir? Hakkı nedir vücudun? Yani en az bir 5-6 saate alıştırmak lazım. Ha çok uyku da iyi değil. Ha 10 saat uyku da iyi değil. 12 saat uyku da tembellik yapar. O da hastalıktır. Ama bir 5-6 saat en azından bu bedene bu uykuyu tattırmak lazım. Bunu kastediyoruz. Kıyamet günü bütün kullara dünyadayken bedenini nerede ve ne uğurda yıprattığı sorulacak. Bugünkü dersimizde bu sorulacak. Nerede yıprattın, ne yaptın diye. Ee, mümin bedenine Zarar verecek müdahalelerden e, kaçındığı gibi onu işkence sayılacak, ona takatsiz dürecek, düşürecek davranışlardan da uzak durmalıdır. Bu konuda şunu hatırlatmak istiyorum. Günümüzde ta cahiliye döneminden gelen, yani İslamiyet'ten önce de vardı bu dövme işi var ya kardeşlerim. Derinin altını, deriyi kanatıyorsun altına iğneyle. Şimdi bu evlimizde yaptırıyor, erkeğimizde yaptırıyor, çocuklarda yaptırıyor. İşte bir iki ünlü futbolcu sanatçılar kollarına vücuduna dövme yaptırıyor. Bütün gençlik bunu yapıyor. Peki dinimizde dövmenin hükmü nedir? Peygamber Efendimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem dövme yapan yaptıranlara Allah lanet etmiştir. Ve e, Allahü Teala'nın rahmetinden o kişiler mahrum kalacaktır diyor. Dinimizde dövme yaptırmak haramdır. Bunu duyuralım kardeşlerim. Yeri yoktur bunun. Sen ne yapıyorsun? Burada bedenine bir işkence, bir eziyet. Allah'ın sana tertemiz verdiği bedeni rezil rusvay ediyorsun. Derinin altına şekiller yapıyorsun. Şu benim aklıma geliyor. Bilmiyorum sizin de aklınıza geliyor mu? Sen ölmeyecek misin? Öleceksin. Yıkanmayacak mısın? Yani teneşir tahtasına koymayacaklar mı? Koyacaklar. Şimdi diyelim ben cenaze yıkayan birisiyim kesin bunun elbiselerini çünkü öyle çıkartma yok kesiyorsun elbise atletini çamaşırını böyle makasla kesiyorlar ben gördüm keserek çıkarıyorlar zor olur şu kütük gibi nasıl çıkacak yani Kolun kalkmıyor böyle kütük gibisin keserek çıkartıyorlar atletini şöyle kesiyorlar çamaşırını affedersiniz donunu kesiyorlar öyle çıkarıyorlar şimdi çıkarttık ben ölü cenaze yıkayacağım bir baktım ki her tarafı dövme kolu dövme, sırtı dövme, yanağı dövme, ayakları dövme, Her yeri dövme. Peki nasıl sen Allah'a bu bedeni nasıl kabre konulacak bu? Bu nasıl çıkacak? O teneşir tahtasında sen nasıl çıkartacağız onu? Çıkmaz ki. Çıkmıyor ki zaten. Çıkmıyor bu. Ha bunu böyle ilaçla bunun bir şey yok. Bak anneler babalar söylüyorum size. Çıkmıyor bu. Derinin altına enjekte edildiği için pişman olan bunu ömür boyu çıkaramıyor. Ha, çıkarması için ameliyat gerekiyor. Deri ameliyatı o da yani çok tehlikeli bir ameliyat hem de derini kesiyorsun. Yani iz kalıyor orada böyle yara yanmış gibi bir şey oluyor yani. Hiç olacak şey değil. Şimdi bu akıl işimi şimdi bu yani. Niye bu eziyeti bedenine veriyorsun? Niye Allah'ın te tertemiz verdiği emaneti süt gibi emanet, bu harita gibi yapmışın Nasıl sen Allah'a o bedeni o şekilde teslim edeceksin yani? Çıkmıyor haberiniz olsun yani. E şimdi bunu konuşurken diyorsunuz ki hocam eyvah biz bunu bilmiyorduk. Allah'ın dövme yapanlara lanet ettiğini bilmiyorduk. Allah'ın rahmetinden mahrum olduğunu bilmiyorduk. Ne yapacağız şimdi? Ben de var. Öyle yerlere dövme yapılıyor ki aman Allah. Şuramda var, buramda var. Ne olacak? Çıkmıyor da ne olacak? Tövbe istiğfar edilecek. Başka yolu yok. Pişman olunacak. Affolunacak. Yani e, mümkünse onu çıkartmanın yolları bakılacak. Çıkma ihtimali yoksa tövbe sifardan başka bir şey yok. O öyle Allah'a öyle gidecek yani. Öyle gideceksin yani. Öyle kabre gideceksin. Hiç yapılacak şey mi bu yani? Allah bize akıl fikir şuur versin kardeşlerim. Evet. Fissemize düşenlerden en faziletli ibadet az olsa devamlı yapılandır. Hani bir sene oruç tutmuş diye Efendimiz ona kızdı ya sen bunu nereden duydun dedi yani. Bedenine eziyet verecek tarzda. Ya beden düşecek şekilde hiçbir ibadet yok dinimizde. Az olsun ama devamlı olsun. Dinde aşırılık yoktur. Peygamber Efendimiz bizim için en güzel örnek olup ne bir eksik ne bir fazla dini onun yaşadığı gibi yaşamak gerekir buyuruluyor. Geldik şimdi Risale-i Kusyemize. Bugünkü dersimizde kardeşlerim gerçekten gençlerin özellikle duyması bir dersti. Tabi bu dersler Ali Küpeloğlu fan YouTube sayfasına kaydediliyor. YouTube'da var. E, hocam kaydeder misiniz diye bazıları söylüyor da kayıt Instagram'da yok. YouTube'da var. Onu da tekrar tekrar söylüyorum ki yerini bilin. Arzu edenler oradan tekrar aynı bu sohbeti dinleyebilir inşallah. Risale-i Kusiye Emin olma adüye etme feryat. Yılan olmaz kişiye çünkü evlat. Emen ada dost olmaz üstad. Eder bir gün emin olanı berbat. Çü küfür iman azıt hakka gidelim. Cemali ba kemale seyredelim. Yani emin olma adüye düşmana emin olma. Güvenme, dayanma, inanma. Aman sen bilirsin beni kurtar bana yardım et. Beni kayır şöyle yap böyle yap böyle yapalım falan gibi sırlarını düşmana din düşmanına işte Almanya'ya, Fransa'ya, İsviçre'ye, Amerika'ya düşmana ne yapma sakın diyor güvenme diyor. Onunla böyle bir iş yaparsın hemen ortada bırakır seni. Yılan olmaz kişiye çünkü evlat. Şu benzetmeyi görüyor musun? Çünkü düşmanı İsmet Garibullah yılana benzetti. Yılan evlat olursa düşman da dost olur. Yılana emin olup evladım diye koynuna koysan diyor yılanı evladım ben bu yılanla dost oldum desen okşasan sonra o seni sokar öldürür diyor yani. Yani yılanın dostluğuna güvenilir mi diyor. Bu gavurlar böyledir diyor. Evet. Daima şerrini gözetmek lazım. Tedbirli olmak lazım. Ondan zarar gelebilir diye. Sen tedbirini alıp sırlarını ona vermemen lazım. Dikkatli olman lazım. En çok emin olmayacağımız pekala Kimdir diye bir soru sorsak en çok güvenmeyeceğimiz Amerika mıdır? En çok güvenmeyeceğimiz İsviçre midir? Hollanda mıdır ki düşmanlık yapıyorlar bize biliyorsunuz? Yoksa nefsimiz midir? En çok güvenmeyeceğimiz nefsimizdir. En büyük düşman nefsimizdir. Hiç nefse pay verme. Ben şöyleyim, ben böyleyim. O nefis bir açığını yakaladım var ya bizi perişan eder bizi mahveder yani Hacıyım, hocayım. ben efendim 30 senedir namaz kılıyorum şudur budur aa bir açık kapı bulmasın nefis var ya oradan bitirir bizi emen aday din olmaz üstat ey üstadım yani bize sesleniyor din düşmanı dost olmaz düşmanın kafir çünkü sen ise müslümandır eder bir gün bir gün emin olanı berbat güveneni an gelir ki perişan eder ee, yani dinsiz adam seni dalalet rüzgarı üzerine koyar ee, cehenneme seni uçarır uçurur çünkü küfür imana zıt hakk’a gidelim Ba kemale seyredelim çünkü küfür imana zıt küfürle iman aynı kalpte olur mu olmaz bir kalbe e, iman geldi mi o kalpten küfür kaçar çünkü e, imanla küfür aynı kalpte durmaz. İman geldi mi küfür kaçar. Kalbe küfür geldi mi he, iman kaçar. İkisi aynı yerde durmaz. Bugünkü yorumları da açayım şöyle. Bugünkü duamıza bir bakalım. Evet dua, e, bugünkü dua Allah'ım senden kamil bir iman. Doğru bir inanç. Bol ve helal rızık. Huşu dolu bir kalp. Bugünkü dua çok muazzam çıktı. Tekrar okuyayım. E, bitmedi. Tekrar okuyayım. İyi dinleyin. E, hızlı yazan yazsın bu duayı. Güzel bir dua. Allah'ım senden kamil bir iman. Doğru bir inanç. Bol ve helal rızık. Huşu dolu huşu dolu bir kalp, seni anan bir lisan, asla bozmayacağım nasuh bir tövbe, aman Allah'ım. Asla bozmayacağım nasuh bir tövbe ve faydalı ilim niyaz ediyorum. Faydalı ilim niyaz ediyorum. E, duamız bugünlük bu kadar olmuş olsun. Kardeşlerim bazı kardeşlerim ben ezberledim diyor herhalde ayeti kerimeleri ezberledi. Buradan not almıyorum. bu Bugün dün ezberleyenlerin isimlerini okuyacağım. Saat 10.30'da derse başlarken isimlerini okuyacağım. Bugünlük ya da yarınlık isimleri dersini yapanlar Instagram'dan buradan özelden mesaj atsınlar. Onların da isimlerini yazayım. Şimdiye kadar bir 30 kişi yazdı Allah razı olsun. İyi bir rakam, güzel bir rakam. Elhamdülillah 30 kişi ezberledi iki satır ayeti kerimeyi. Ezberleyecek olanlar da var onu da söyleyeyim. Hani müsait olmadığı için ezberleyemeyecek olan düşünüyorum vardır. Elhamdülillah. Bak Allah bizi neyle meşgul ediyor. Ne tatlı bir meşguliyet, ne güzel bir meşguliyet kardeşlerim. İşte günümüzü biz bunlarla doldurursak ayet yazar, ayet ezberler. Şimdi bir de daha tatlısı olacak. E, manasını da öğreteceğim size e, bunun onu da bir de çocuğuna anlatacaksın gelinine anlatacaksın o ne güzel olacak yani e, bunlar olmazsa boş şeylerle meşgul olunuyor e, efendim filmler ne bileyim programlar günahlara dalıyoruz yani o açıdan bu meşguliyetimizi hiç elden bırakmayalım ve bu medrese Kur'an kursu işte bak bir medreseye başladık elhamdülillah bir iki sene böyle gidersek Hepimiz hoca gibi oluruz yani. Kalbimiz nurlanır inşallah diyelim. Ve inşallah işrak namazını hepimiz şimdi kılalım. İşrak vakti geldi. İki rekat kılıyoruz. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam kim işte şu an iki rekat işrak namazı kılarsa kabul olmuş bir haç bir umre sevabı kazanır. Birisi çalıştığım için 10.30'da olamıyorum diyor. Yani herkes durumuna göre olamayanlar var, olanlar var. Tabii işte olanlar var. Ama herkes işte olanlarda zaten kayıt oluyor ya. Onlar da işten geldikten sonra ezberlesinler. Bu 10-30 derslerimiz kayıt oluyor. Mesela Subhaneke kayıt oldu, dünkü ders kayıt oldu, bugün de kayıt olacak 10-30'da. Kayıt olması asabiyle çalışan, çalışmayan, evde olan, gece çalışan, gündüz yatan herkese hitap ediyor yani. O açıdan rahat olun inşallah. Evet kardeşlerim bugün saat 10.30'da buluşmak üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.